Değerli izleyiciler, ben Hadiye Küçük Karagöz, 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Aile Eğitim ve Danışmanlığı Anabilim Dalı Başkanlığı'nı yürütüyorum. Sizinle bu programda üniversitemizin çok değerli bir kurumu olan DESEM'le birlikte aile eğitim ve danışmanlığı alanında açmış olduğumuz aile danışmanlığı sertifika programı hakkında ve aynı zamanda aile danışmanlığı nedir, aile terapisi nasıl bir kavramdır, neden bireysel değil de aile terapisi, aile danışmanlığı önem taşımaktadır, bu konularda kısa bir sohbet yapacağım. Aile bildiğiniz gibi birçok kaynakta, sosyolojik kaynaklarda toplumun en küçük birimi olarak adlandırılır. Aile danışmanlığı aile ile ilgili sadece sorunlarda değil, aile üyelerinin, ailenin her türlü gelişimsel gereksinimlerinde de devreye giren bir danışmanlık alanıdır. Aileyi biz böyle tanımladık ama aslında ailenin tek bir tanımı yok. Birden fazla, çok fazla tanımı var. Birçok toplumda, dünyada, uluslarda, aynı ulus içerisinde birçok farklı bölgelerde farklı aile modelleri söz konusu. Onun için böyle çok evrensel bir tanım yapmak çok zor oluyor. Ama yine de biz en basit tanımıyla toplumun en küçük birimi olarak tanımlayabiliyoruz. Peki toplumun en küçük toplumsal birimi ise aile, aynı zamanda toplumun temelini de oluşturan bir birimdir arkadaşlar. Bu alandaki uzmanlar tüm insan davranışlarını, ister bilinçli ister bilinçsiz olsun, gereksinimlerden kaynaklandığını ileri sürer. Bu alanda çalışanlar iyi bilirler Abraham Maslow'un gereksinimler hiyerarşisini. Bu ihtiyaçlar hem psikolojik hem de fizyolojik ihtiyaçlardır. İnsan sağlığı ve mutluluğu için bu gereksinimlerin doyuma ulaşmasını bekleriz. Ve ulaştırabildiğimiz bu gereksinimlerimizi hem fizyolojik hem psikolojik olarak hem sosyal olarak doyuma ulaştırabileceğimiz en sağlıklı ortam, en iyi ortam aile olarak nitelendirilebilir. Özellikle samimilik, içtenlik, güç ve anlamlılık gereksinimlerimizi karşıladığımız çok önemli bir yerdir. Evet, arkadaşlar, devam edecek olursak eğer, aile hayatımızda insan yaşamının bir organizmaya benzetecek olursak eğer, bağımsız parçalar gibi de düşünemeyiz aileyi. Aile içerisindeki her üyenin birbiriyle etkileşimi söz konusudur ve birbiriyle bütünleşerek bir yaşam sürdürür. Sistem yaklaşımıyla ele alırsak, aile bir geçmişi birlikte paylaşan, duygusal olarak birbiriyle bağı olan, aile üyelerinin ve ailenin tümünün gereksinimlerini karşılamak için strateji geliştiren, bunları planlayan ve uygulayan bireylerden oluşan karmaşık bir yapı olarak tanımlayabiliriz. Bu ailede en üstten aşağıya doğru gelecek olursak, geniş aile, aile, birey, topluluk ve devleti ele alabiliriz. Bunları görebiliriz. Birbiriyle iç içe olan, birbiriyle etkileşen sistemlerdir bunlar. Peki aile terapisi ya da aile danışmanlığı ne zaman gelişmiş? 1960'lı yıllarda eğitim ve uygulama açısından en çok tercih edilen psikoterapi yöntemlerinden biri olmuş 1960'lı yıllarda. Temelinde de tüm doğrusal yönde çalışan bireysel terapiden farklı olarak döngüsel bir anlayış yatar. Bu farklılık kişi ya da ailenin sunduğu semptomların yani belirtilerin anlamını o ailedeki etkileşimin bir işlevi, bir sonucu olarak ele almamıza olanak tanımaktadır. Hemen hemen tüm insani problemlerin ilişkilerle ilgili olduğu düşünülürse aile terapisinin bu anlamda sunabileceği çok şey olduğu rahatlıkla söylenebilir. 1942'lerde ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde aile danışmanlığı birliği kurulmuş. Bizim ülkemize gelişi aile danışmanlığının oldukça yeni sayılabilir. Yaklaşık bir 30 yıl en geriye doğru gidecek olursak 30 yıllık kadar bir geçmişi var. Ailenin ne kadar önemli olduğunu ilk ortaya koyan kişilerden biri de Alfred Adler'dir. Çiftlerden birini terapiye alıp çalışmayı, bir oyundaki diyaloğun yarısını dinlemek gibi olacağını düşünerek çiftleri birlikte alarak bir arada görmek istemiş ve bireysel terapiden farklılaşmıştır. Bir başka önemli şey ailenin çocuğun gelişimi üzerindeki etkileridir. Çok önemlidir. İnsanın yaşam biçiminin
ilk yıllarda belirlendiğini birçoğumuz biliyoruz. Adler de bunlardan biridir. Freud da ilk herkesin bildiği gibi hemen hemen bu alanda çalışan ilk 5 ya da 7 yılın insan yaşamındaki en önemli yıllar olduğunu, bunu da aile içerisinde geçtiğinden söz etmektedir. 1950'lerden itibaren aile danışmanlığı disiplinler arası bir yaklaşım olmuştur. Türkiye'de aile danışmanlığı bazı konularda olduğu gibi Batı ülkelerine göre biraz daha geç başlamıştır. İlk kez 1980'lerde aile terapisine bir ilgi oluşmuş ve aile terapisi adı altında üniversitelerin ilgili bölümlerinde bir ders olarak okutulmaya başlamıştır. 1983'te Türkiye Aile Planlaması Derneği aile danışmanlığı hizmeti sunmuş, bu alanda ilk denemelerde bulunmuştur. Ülkemizde yurt dışında terapi ve danışmanlık alanlarında önemli bir konuma sahip olan aile terapileri, bağlantılı ve sistematik bir aile terapisi eğitimi son 15-20 yıla kadar sunamamıştır. Peki 9 Eylül Üniversitesi'nde nasıl gelişmiştir? 2003 yılında ülkemizde alanında ilk defa olarak bir disiplinler arası multidisipliner, çok disiplinli bir yüksek lisans programı olarak açılmıştır. Ana bilim dallarımızda sosyal hizmet, psikoloji, psikolojik danışma, tıp, hukuk ve sosyoloji alanlarından lisans mezunu olanlar lisansüstü olarak tezli ve tezsiz programlarımıza müracaat edebilmektedirler. Bu programımızın amacı aile eğitim ve danışmanlığı alanında hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, aile eğitimcisi ve danışmanlığı alanında uzmanlaşmalarını sağlayarak aynı zamanda üst düzey doktora programlarına öğrenci hazırlamaktır. Bu yolla topluma ve bilime katkı sunmayı amaçlamaktayız. Tıpkı lisansüstü programlarımızda olduğu gibi aile eğitim ve danışmanlığı sertifika programımızdaki amacımız da aynı şekildedir. Topluma, bilime ve kişisel gelişime katkıda bulunmaktır. Sertifika programlarımızın lisansüstü programdan tek farkı yüksek lisans bilim uzmanı ya da doktora derecesine geçiş olanağı vermemesidir. Ancak aynı şekilde lisansüstü düzeyde sayılabilecek 450 saatlik bir sertifika eğitimiyle tabii ki lisans mezuniyet koşullarını sağlamak şartıyla bu mesleği gerçekleştirme şansına sahip olmaktadırlar. Peki bu programı tamamlayan gerek sertifika programlarımızı gerekse lisansüstü programlarımızı tamamlayan öğrencilerimiz ne gibi kazanımlar elde ederler? Mutlaka aile danışmanlığıyla ilgili kavramları çok iyi bilen, kavramlar arasında ilişkiler kurabilen, stratejiler, teknik ve yöntemlere hakim olan, bu konuda değerlendirmeler yapabilen, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluklar alarak çözümler üretebilen, gerektiğinde diğer meslek gruplarıyla da birlikte çalışabilen, objektif, empatik, dürüst ve mesleki etik değerlere uygun davranabilen, demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve ilgili mevzuatlar temelinde çalışan uzman olarak yetiştirmek amaçlanmıştır değerli arkadaşlarımız. Bizim ne gibi farkları vardır peki? Aile terapisinde, aile danışmanlığında kazanımlardan en önemli şeyler bu programı tamamladıktan sonra bu diplomayla aile danışmanlığı işlevini yürütecek kişilerden biz gelen danışanların, ailelerin kişiler arası ilişkilerinin ışığında kaygı ve çatışmalarının giderilmesine yardımcı olacağını, içgörülerinin arttırılabilmesi için yardımcı olacağını, duygusal gerilimlerle ilgili aile üyeleriyle birlikte çalışabileceğini, nesiller ve kişiler arası ilişkilerinin düzeltilmesi konusunda onlara yardımcı olabileceklerini, ailenin değerlerine ve sağlığına doğru yönlendirmelerine katkı koyabileceklerini söyleyebiliriz. Bunların yanı sıra aile danışmanlığı problemlere aile bireylerinin kişisel problemleri olarak değil, sistemin problemi olarak bakmayla diğer danışmanlık ve terapi alanlarından ayrılmaktadır. Tedavi demeyelim, terapilerde, danışmanlıkta ailenin tek bir üyesiyle çalışılsa da bazen her zaman aile bu sürecin
danışmanlık sürecinin odak noktası olarak ele alınır. Aile sistem olarak görülür. Bu danışmanlık sürecinde aile içerisindeki bireyin değişimini değil, daha çok ailenin yapısını ve aile içinde üyelerin birbirleriyle iletişim biçimlerini değiştirmek hedeflenir. Aile danışmanlığının ilk kurucularından sayılabilecek Virginia Satir, ailenin önemini belirtmek için ilk çalıştığı hastanede şizofreni tanısı almış çocuklarla, yetişkinlerle çalışmış, bireysel olarak çalışmış. Yaptığı gözlemler sonucunda bu insanların bir nebze iyileştiklerinden sonra tekrar ailelerine döndükleri zaman o ailede herhangi bir değişim olmadığı için bir süre sonra tekrar bu döngünün içinde kendilerini bulduklarını gözlemlemiştir. Bu nedenden dolayı da ailenin sistem olarak ele alınması, ailedeki ilişkisel örüntülerin incelenmesi ve ailenin danışma sürecine dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Peki diğer uygulama alanlarımız bireysel terapiden farklı olarak sosyal danışanla onun sosyal çevresi arasındaki etkileşime çok önem verir. Hastanın geçmişine ve geleceğine önem verir. Aile terapisinde aile içi etkileşime çok önem verilir. Güç noktaları ve ailede oluşan çatışma noktaları incelenir. Peki sertifika programlarımızda neler yer almakta? Biz 9 Eylül Üniversitesi olarak diğer sertifika programlarından biraz daha farklı bir yol izliyoruz. Gerçek anlamda çok disiplinli bir programımız yer almaktadır. Derslerimiz arasında evet psikolojiyle ilgili, terapi süreçleriyle ilgili, bireyi tanımayla ilgili, aileyi tanıma teknikleriyle ilgili, bütün bunlarla ilgili ağırlıklı olarak derslerimiz yer almaktaysa da aynı zamanda hukukla ilgili, aile hukukuyla ilgili, çocuk hukukuyla ilgili, aile sağlığıyla ilgili birçok dersimiz yer almaktadır. Benim söyleyeceklerim bunlar. İleride tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle diyorum.